Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Epitel doku işledik, şimdi bağ ve destek dokuya geçiyoruz. Bağ ve destek doku da aynı epitel dokudaki örtü epiteli gibi önemlidir. Burada da hücreler vardır, bu hücreleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Başlayalım hemen. Bakın, bağ ve destek doku adı üstünde ne yapacak? Organları birbirine bağlayacak ve destek verecek arkadaşlar. Bağ ve destek doku dedik. Dokuların arasını doldurur. Bakın, dokuların arasını doldurur ve kan damarı, sinir hücresi, içermeyen hücrelerin beslenmesini sağlar arkadaşlar. Vücudu mikroplara karşı korur arkadaşlar. Yine burada oluşturan hücreler sayesinde. Eğer ki canlılarda bir doku kaybı gerçekleşirse bu doku kaybı bağ dokuyla tamamlanır. Mesela şöyle düşünün, Allah korusun, kolu kesilen birini düşünün. Kolu kesildiği zaman o hani uç kısmında kalan boşluk bağ doku tarafından dolduruyor ve parmağımızda işte bir yara olduğu zaman o yaranın olduğu boşluk neyle dolduruluyor? Yine bağ dokuyla dolduruluyor arkadaşlar. Yine kan damarının bulunmadığı yerlerin beslenmesini sağlar dedik. Derinin altında bulunarak deriye desteklik ve direnç sağlıyor. Temel görevleri bunlar. Şimdi biz bağ ve destek dokuyu ayırmıştık, hatırlayın. Hemen isterseniz göstereyim ayırdıklarımızı. Şöyle arkadaşlar, bağ dokuyu biz temel bağ doku, kıkırdak doku, kemik doku, yağ ve kan doku olarak 5 ayırdık. Şimdi biz bu videoda bunların hepsini görmeye çalışacağız. Bakalım yetiştirebilirsek, yani çok uzun olmazsa video, hepsini anlatmayı düşünüyorum. Şimdi ilk önce temel bağ dokudan başlayalım. Arkadaşlar bunlar ara madde ve liflerden oluşuyor. Temel bağ doku dediğimiz, aslında bizim bağ ve destek doku diyoruz ya, bağ ve destek dokudaki, yani bağ doku dediğimiz kısım aslında budur. Geriye kalan işte o kıkırdak doku, yağ doku falan, onlar biraz daha farklılaşmıştır. Ama bağ doku dediğimiz budur arkadaşlar. Embriyo döneminde bağ dokunun hücreleri yıldız şeklinde olan mezenşim hücreleri adını alıyor arkadaşlar. Yani hani hatırlayın, size gastrulasyon evresinden falan bahsettim. Orada mezenşim hücreleri bulunur dedi. Mezenşim hücreleri nedir? Bağ dokunun embriyonik dönemde bulunan hücreleridir arkadaşlar. Mezenşim hücreleri aslında bir kök hücredir. Bakın, embriyonik kök hücredir arkadaşlar. Bu hücreler bölünme ve değişme yeteneğine sahiptirler. Çok yüksek derecede bölünme ve değişme yeteneğine sahiptirler. Bunlar kılcal damarların etrafında bulunuyor arkadaşlar. İşte istenilen dokuya dönüştürülüyor. Şimdi bağ dokunun hücrelerine biz fibroblast diyoruz. Fibroblast. Arkadaşlar, fibroblastlar ara maddeleri olan lifleri sentezliyor, yaşlanıyorlar ve fibrositlere dönüşüyorlar. Bakın, ilk genç olanlarına fibroblast diyoruz. Bunlar ara madde sentezliyorlar, ara madde olan lifleri sentezliyorlar, yaşlanıyorlar ve fibrositlere dönüştürüyorlar. Şimdi burada bu bağ doku hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan bazı hücreler var. Mast hücreleri var mesela. Bu mast hücreleri heparin ve histamin salgılıyor. Heparin ve histamin sorulması muhtemel olan maddelerdir arkadaşlar. Hemen özelliklerini, görevlerini söyleyelim. Heparin kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engelliyor. Şimdi bakın, düşünün. Bir kesik olduğu zaman vücudumuzda kan pıhtılaşıyorsa neden bizim damarımızın içinde pıhtılaşmasın? Değil mi? Sonuçta aynı maddeler orada var. İşte bunu engelleyen madde neymiş? Heparin dediğimiz maddeymiş arkadaşlar. Heparin kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engeller. Bir de histamin var. Histamin de arkadaşlar kılcal damarların geçirgenliğini artırıyor ve iltihaplanmayı engellemiş oluyor. Ayrıca kılcal damarlardaki madde alışverişini de kolaylaştırmış oluyor, çünkü geçirgenliği artırdığı için. Mast hücrelerinden bahsetmiş olduk. Şimdi geliyorum makrofaj hücrelerine. Arkadaşlar, makrofajlar yalancı ayak oluşturuyorlar ve mikropları fagositoz ediyorlar. Fagositozla yok ediyorlar. Makrofajlar dev akyubarlardır. Yani şöyle düşünün. Bizim vücudumuzda, kanımızda dolaşan bir akyubarlar var. Onlardan böyle daha büyük olanlarına ne diyoruz? Makrofajlar diyoruz. Makrofajlar vücut savunmasında çok çok önemlidir. Çünkü mikropları fagositozla yok ediyor. Arkadaşlar, bir de melanosit hücreleri vardır burada. Melanosit hücrelerinden daha önce bahsetmiştik deriyi anlatırken. Ne yapıyor bu melanosit hücreleri? Melanin pigmenti dediğimiz deriye renk veren pigmenti üretiyor ve bizim derimizin rengini oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi ara madde miktarına baktığımız zaman dokular içerisinde en fazla ara madde bağ dokuda bulunuyor. Çünkü ara madde, hani bağ doku dedik ya, diğer dokuların arasını dolduruyor. Daha sonra işte bir herhangi bir organ kaybı varsa o organın yerini dolduruyor arkadaşlar. Bu yüzden de oldukça önemli bir dokudur temel bağ doku. Şimdi gelelim bu bağ dokuda bulunan, temel bağ dokuda bulunan liflere. Arkadaşlar,
Ara maddeler liflerden oluşuyor dedik. Bu liflerde çeşitleri ayrılıyor. Nedir bunlar? Kolajen lifler, elastik lifler ve retiküler lifler. Bunlar protein yapılıdır ve hücreleri bir arada tutarlar. Şimdi bu liflerin yapısına bakalım. Arkadaşlar, kolajen lifler çekilmelere karşı dirençlidir. Hani bu yüz kremlerinde falan kolajen desteklidir falan filan diyor ya. Neden öyle diyor kolajen desteklidir veya kolajen lif içerir neden diyor? Çünkü gerilmelere falan dayanıklı olduğu için arkadaşlar, vücudumuza biz o kremi sürdüğümüz zaman ne yapıyor? Oradaki kolajen lifleri besleyerek vücudumuzdaki kırışıklıkları bir nevi önlemeye çalışıyorlar. Kolajen lif içermesinin sebebi bundan kaynaklıdır. Bunlar %5 oranında uzayabilirler. Hani vücuttaki sarkmalar falan oluyor. Bu sarkmaları engellemek içindir aslında bu. Bağırsaklarda ince, uzun ve dallı yapıda, kasları kemiklere bağlayan tendonlarda ise kalındır arkadaşlar. Bakın şöyle düşünün. Bağırsaklarımızda ince, uzun ve dallıdır. Tendonlarda ise daha kalındır. Şöyle düşünün, kaslarımızın kemiklere bağlandığı bölgeye biz ne diyoruz? Tendon diyoruz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Mekanik etkilere karşı dayanıklıdır. Beyaz renklidir ve kolajen proteini dediğimiz proteini içerir. Gelelim elastik liflere. Arkadaşlar, bunlar da elastin dediğimiz proteinden oluşuyorlar. Bunların uzaması %100 ile %140 arasında uzayabiliyorlar. Bakın adı üstünde elastik. Ne yapacak? Çok fazla uzayacak. Lastik gibi. Bunlar çok fazla esnektirler. Alveollerde ve damarların duvarlarında bulunur. Neden burada bulunuyor? Şimdi biz nefes aldığımız zaman alveollerimiz şişiyor değil mi? Alveollerin şişebilmesi için esnek bir yapıya sahip olması lazım. Dolayısıyla elastik liflerden oluşur. Damarlarımızda da yüksek bir basınç var. Bu basınçtan kaynaklı olarak dayanıklı ve esnek olması lazım. Dolayısıyla damarlarımızda arkadaşlar ne oluyor? Uzayabiliyorlar. Yine yüz mimiklerinin oluşmasında görevlidir arkadaşlar elastik lifler. Esnek yapıda olduğu için hani gülerken, ağlarken bu mimiklerin oluşmasını sağlıyor. Bunlar sarı renkte olan. Bakın, kolajen lifler beyaz, elastik lifler ise sarı renkli olanlardır. Şimdi gelelim retiküler liflere, ağsı lifler. Alt üstünde ağsı, bakın ne olmuş? Dallanmıştır ve çok ince yapıdadır bunlar. Arkadaşlar, bunlar kafes şeklinde dallanmıştır. Yani sanki bir yerin üstünü örtüyor gibi düşünün. Çizgili kas dokusundaki örtüde bulunuyor. Kırmızı kemik iliğinde bulunuyor. Karaciğerde ve dalakta, bir de lenf düğümlerinde bulunuyor arkadaşlar. Neden? Etrafını sararak hem onları korumuş oluyor hem de onlara yine bir esneklik sağlıyor. Evet, liflerimiz bu şekilde. Şimdi gelelim temel bağ doku çeşitlerine. 5 çeşit. Arkadaşlar, bunlar çıkmış sorusu var. Soru çözümünde göreceksiniz. Temel bağ doku çeşitleriyle ilgili bir çıkmış soru var. Onu göreceğiz soruları çözerken. Şimdi embriyonik bağ doku diyeceğiz. Embriyonel bağ doku bu. Henüz işte bu liflerin şekillenmediği mezenşim hücrelerinden oluşan dokudur arkadaşlar. Bunlar ileri derecede farklılaşan hücrelerdir. Zaten embriyonik dediğimize göre embriyonel dönemde aklımıza ne gelecek? Farklılaşma gelecek. Çünkü embriyonel dönem farklılaşmanın belki %1000, hani öyle diyebilirim, öyle anlatabilirim. %1000 kadar gerçekleştiği bir zaman dilimidir arkadaşlar. Kritik bir dönemdir. Dolayısıyla embriyonel bağ doku da mezenşim hücrelerinden oluşuyor. Gelelim gevşek bağ dokuya. Bu da bütün organların, dokuların yapılarını içten ve dıştan sarıyor arkadaşlar. Bunları dolduruyor, bir araya getirip bağlıyor. Gevşek bağ doku oldukça önemlidir. Yine içerisinde bol sinir ve kan damarı bulunduruyor. Dokuların, organların çalışmasını ve beslenmesini sağlıyor arkadaşlar. Kolajen ve elastik lif bakımından zengindir. Yine burada mast hücreleri ve plazma hücreleri bulunur. Oldukça önemli bir dokumuzdur gevşek bağ doku. Gelelim sıkı bağ dokuya. Bu adı üstünde sıkı olacak değil mi? Bunların hücresinin sayısı az arkadaşlar ama ara madde bakımından zengin bu. Lifleri çok fazla. Zaten biz gevşek bağ doku olsun, diğer dokular olsun, yani bağ doku ile ilgili bir şey söylüyorsak ve ara madde diyorsak aklınıza lifler gelsin. Şu anlattığım lifler var ya, bu lifler gelsin arkadaşlar. Bol miktarda fibroblast bulunur. Neydi bu? Bağ doku hücresiydi. Deride, beyin zarında ve tendonlarda arkadaşlar yine sıkı bağ doku bulunur. Bakın, sıkı bağ doku bizim sıkı olan yerlerimizde bulunması lazım. Deri,
Sıkıdır değil mi? Oldukça sıkıdır. Beyin zarı yine sağlam tutması lazım. Dolayısıyla sıkıdır. Tendonlarımız yine kasların kemiklere bağlandığı bölge. Oldukça sıkı olması gerekiyor. Gelelim retiküler bağ dokusu. Bakın şunları isimlerinden çıkarabilirsiniz. Ama şu ikisini bilmeniz lazım. Retiküler ve müköz bağ dokuyla ilgili bir çalışma yaparsanız, hani bunu bilirseniz diğerlerin isimlerinden aşağı yukarı çıkarabilirsiniz. Retiküler bağ doku arkadaşlar yine retiküler hücrelerden ve retikulum dediğimiz riflerden oluşuyor. Bunlar lenfoid organlarda bulunur. Mesela lenf düğümlerinde, dalak, karaciğer, timüs bezi ve kırmızı kemik iliğinde bulunuyor arkadaşlar. Bunlar hücrelere fagositoz yapıyor ve parazitleri temizliyor. Bakın zaten ne dedik? Lenfoid organlar zaten ne yapıyorlar? Mikropları yok etmede görevli değiller mi? Mesela lenf düğümleri, dalak mesela olgunlaşmış al yuvarları parçalıyor, mikropları parçalıyor. Yine karaciğer bağışıklık da önemlidir arkadaşlar karaciğer. Timüs bezi T lenfositlerini oluşturuyor. Yine kırmızı ilik, ak yuvarlar oluşuyor. Dolayısıyla bağışıklıkla ilgili bir şey dediğimiz zaman aklımıza retiküler bağ doku gelecek. Gelelim müköz bağ dokuya. Arkadaşlar bunda ara madde yumuşak ve jelatinimsidir. Ve bunda fibroblastlar ve fibriller. Fibrin dediğimiz işte şu kolajenli, elastiklik ve retiküler liflerden oluşuyor. Evet, bu şekilde biz bağ dokunun, temel bağ dokunun çeşitlerini işlemiş olduk ve böylece temel bağ dokuyu bitirdik. Şimdi geliyoruz kıkırdak dokuya. Hani bağ dokuyu ayırmıştık ya, bağ ve destek dokuyu. Neydi? İşte temel bağ doku demiştik, kıkırdak doku demiştik. Şimdi kıkırdak dokuya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi kıkırdak dokuya baktığımızda hani size birazcık bahsetmiştim ama burada biraz daha detaylı olarak anlatacağım. Arkadaşlar kıkırdak doku omurgalıların tamamı embriyonik dönemde kıkırdaktan oluşur. İskeleti yani kıkırdaktan oluşmuştur. İlerleyen zamanlarda bunlar kemikleşmeye dönüyorlar. Kıkırdak dokuda organik madde miktarı fazladır, inorganik madde miktarı azdır. Bu yüzden zaten kıkırdak doku kemik dokuya göre biraz daha böyle esnektir arkadaşlar. Şimdi hücreleri perikondriyum denilen bağ dokudan oluşmuş bir kapsül içinde bulundukları için çok sıkışıktır arkadaşlar. Yani kapsül var, kapsülün içerisinde de hücreler var. Bu yüzden de oldukça sıkışıktır. Kılcal damar ve sinir hücresi yoktur bunda, kıkırdak dokuda ve onarımı oldukça da zordur. Beslenmesi yine bağ dokudan difüzyon olur. Bakın bir yerde, bakın bir dokuda eğer kan damarı, sinir doku bulunmaz, özellikle kan damarı yoktur diyorsa kesinlikle o bağ dokudan difüzyonla besleniyordur, unutmayın. Yine kıkırdak doku hücrelerine kondrosit diyoruz. Kondrosit ara maddesine ise arkadaşlar kondrin diyoruz. Hücreleri büyüktür, küre şeklindedir arkadaşlar ve büyük çekirdeklidir. Yine kondrobilast dediğimiz hücreler mezenşim hücrelerinden farklılaşarak oluşur. Kıkırdak doku hücreleri protein ve karbonhidratlar sentezlediği için organel ve organik madde bakımından zengindir arkadaşlar kıkırdak doku. Şimdi biz kıkırdak dokuyu ara maddesine göre 3'e ayırıyoruz. Hiyalen kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak. Hani lifleri anlatmıştım ya size, kolajen lifler, elastik lifler diye. Bir de ağsı liflerden bahsetmiştik. Bu liflere göre arkadaşlar biz kıkırdağı da ayırıyoruz. Hiyalin, elastik ve fibroz. Hiyalin kıkırdakta ara maddede bol miktarda kolajen lif bulunuyor. Kolajen lif neydi? Daha dayanıklı olan lifti, değil mi? Rengi maviye yakın renkler çok önemli değil. Basınca karşı dayanıklıdır arkadaşlar hiyalin kıkırdak. Omurgalıların embriyonik dönemindeki iç iskelet neyden oluşuyor? Hiyalin kıkırdaktan oluşuyor. Yine yetişkinlere baktığımızda soluk borusunda, kaburga uçlarında, burun ve uzun kemiklerin baş kısımlarında bulunuyor arkadaşlar. Oldukça önemli bu bulundukları yerler. Elastik kıkırdağa baktığımız zaman lastik, hani biraz daha böyle esnek yerler arayacaksınız. Ara maddesinde elastik lif vardır. Dediğim gibi rengi önemli değil, sarı renklidir. Arkadaşlar özellikle çok fazla esneyebilen yerlerde bulunur. Mesela işte hani gırtlağınızı bilemezsiniz ama kulak kepçesi mesela, değil mi? Kulak kepçesi nedir? Oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Yine gırtlakta, kulak yolunda, üstteki borusunda. Yani şöyle düşünün, kulakla ilgili şeyler neyi varmış içerisinde? Elastik kıkırdak varmış. Bir de gırtlakta varmış elastik kıkırdak. Gelelim fibroz yani lifli kıkırdağa. Arkadaşlar bunda da yine bol miktarda kolajen lif vardır. Bu da basınç ve çekilmelere karşı dirençlidir fibroz kıkırdak. Burada arkadaşlar hücre sayısı az, ara madde fazladır. Omurlar arası disklerde bulunur. Hani şu bizim işte omurlarımızı oluşturan
omurga hücreleri var, şey pardon, omur kemikleri vardır. Bu omur kemiklerinin arasında fibroz kıkırdaktan oluşmuş diskler vardır. Hatta bunların kaymasıyla falan fıtık oluşuyor. Kalça ve pelvis kemiklerinin arasında bulunur. Yine tendonlarda vardır ve ligamentlerin, ligament dediğimiz neydi? Şu hani kemiklerin, hatırlayın kemiğin yapısını çizdiğim zaman size, şurada ligamentler var demiştim. İşte kemikleri birbirine bağlayan proteinler var demiştik. Ligamentlerin kemiklere birleşme noktalarında yine fibroz kıkırdak bulunur. Böylece kıkırdak dokuyu da bitirmiş olduk. Gelelim kemik dokuya. Ne kaldı bakın, kemik dokuyla yağ ve kan doku kaldı. Kan doku biraz uzun sürer. Şöyle kemik dokuyu anlatayım. Yağ ve kan dokuyu da bir sonraki videoda anlatayım. Çünkü hani çok fazla uzun olacak. O yüzden kemik dokuyla bitirelim bu videoyu. Arkadaşlar kemik doku yine bağ doku ve kıkırdak dokunun farklılaşmasıyla oluşuyor. Yani kıkırdak doku ilerleyen zamanda neye dönüşüyor? Kemik dokuya dönüşüyor. Hücrelerine biz osteosit diyoruz. Ara maddesinde de osein diyoruz arkadaşlar kemik dokunun. Yine kemiklerin dış kısmında bulunan kemiği besleyen, onaran, enine kalınlaşmasını sağlayan periost zarı vardı değil mi? Kemik zarı. Hatırlayın kemikleri anlatırken size bahsetmiştim periost zarından. Osein'in içeriğinde, yani ara maddenin içeriğinde ne var? Organik maddeler var. Bunlar esneklik veriyor. İnorganik maddeler var. Bunlar da sertlik veriyor. Şimdi organik madde miktarı azalıp inorganik madde miktarı arttıkça sertlik de artar. Esneklik kaybolur. Dolayısıyla çocukların, böyle yeni doğanların, işte böyle 3-4 yaşlarındaki çocukların vücutları oldukça esnektir. Çünkü onlarda organik madde miktarı fazladır. Dolayısıyla siz çocuğunuzu eğer o yaşlarda jimnastiğe falan gönderirseniz vücudu oldukça esnek olur. Hani vücudu ona göre gelişim sağlar. Ama biz hiçbir şeye göndermeyelim. Hani direkt olduğu gibi normal evde büyüsün çocuk. O zaman kemikleri sertleşir arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda da onu yaptırmak oldukça zordur. Peki bu inorganik maddeler nelerdir? Magnezyum, fosfat, kalsiyum, kalsiyum karbonat, bunlar ne yapıyor? Kemiğe sertlik veren yapılardır. Arkadaşlar bunlar yaşlanmaya bağlı olarak inorganik madde miktarı azalıyor, inorganik madde miktarı artıyor. Özellikle yaşlılarda inorganik madde daha fazladır. O yüzden onların kemikleri daha böyle bir kırılganlığa yakındır. Hani kemik erimesi veya kemik kırılması dediğimiz hastalıklar görülebilir. Şimdi bizim kemiklerimizde iki çeşit doku var. Sert kemik doku ve süngerimsi kemik doku. Arkadaşlar sert kemik doku bütün kemiklerin dış yüzeyinde, bir de uzun kemiklerin gövdesinde bulunuyor. Sert kemik doku hücrelerinde zar yoktur. Bunların hücreleri yıldız şeklindedir ve sitoplazmik uzantılarla birbirine bağlı. Yani şöyle düşünün, iki tane şöyle yıldız var, böyle yıldız şeklinde hücreler. Bunlar sitoplazmik uzantılarla birbirine bağlıdır. O şekilde düşünebiliriz. Bunlar arkadaşlar sert kemik dokuda boyunu olan kanalları biz Havers kanalları, enine olan kanallara da Volkmann kanalları diyoruz. Bu kanallar ne yapıyor? Kemiği besliyor ve atıkları uzaklaştırıyor. Şimdi o Havers kanallarının içerisinde kan damarı ve sinirler bulunuyor. Dolayısıyla kemiğin beslenmesini sağlıyor. Enine olan Volkmann kanalları ise Havers kanallarını birbirine bağlıyor ve aradaki bağlantıyı kurmuş oluyor arkadaşlar. Osteosit, yani kemik doku hücrelerini doldurdukları boşluğa da biz ne diyoruz? Lakün boşlukları diyoruz arkadaşlar. Lakünlerden her yöne çıkan ince kanalcıklar var. Bu kanalcıklara da kanalikuli deniliyor. Çizgi film ismi gibi kanalikuli diyoruz arkadaşlar. Beslenme bu kanallar sayesinde gerçekleşiyor. Gelelim süngerimsi kemik dokuya. Arkadaşlar bu da uzun kemiklerin baş kısmında, kısa ve yassı kemiklerin de gövde kısmında bulunur. Bu dokunun gözeneklerinde kırmızı kemik iliği vardır. Bu kırmızı kemik iliği bizim için çok çok önemlidir. Bütün kemiklerde vardır kırmızı kemik iliği, unutmayın. Arkadaşlar bu ilik ne yapıyor? Kan üretiminde görevlidir. Yaşlanmaya bağlı olarak azalır. Dolayısıyla yaşlılarda kan üretimi biraz daha azdır. Evet, gelelim kemik dokunun hücre çeşitlerine. Arkadaşlar osteoprogenitörler vardır. Bunlar mezenşim hücrelerinden köken alır. Mitozla çoğalarak osteoblastlara dönüşür. Osteoblastlar vardır. Bunlar da kemik yapan genç hücrelerdir. Bir de osteoklastlar vardır. Osteoklastlar da kemik hücresini yıkan hücrelerdir arkadaşlar. Bunlar da yine kırmızı kemik iliğinden köken alıyorlar. Bir de ney vardı? Osteosit. Bunlar da asıl kemik hücreleriydi arkadaşlar. Dolayısıyla 4 çeşit hücredir diyebiliriz. Osteoprogenitörler, bunlar mezenşim hücrelerinden köken alıyor. Osteoblastlar kemik yapan genç hücrelerdir.
Ostositler biraz daha orta yaşlı diyebiliriz aslında. Osteoblastlardan dönüşürler. En son bunların yaşlanmasıyla da ne oluşuyor? Osteoklast dediğimiz hücreler oluşuyor. Böylece kemik dokumuzu da bitirmiş olduk. Geriye yağ doku ve kan doku kaldı. Yani şey için, bağ ve destek doku için. Kan doku biraz uzun. O yüzden bu videoda anlatmayacağım. Bir sonraki videoda yağ ve kan dokuyu anlatacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.